Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasaları sizlerle beraber analiz edelim. Twitter'da yine bir kampanyamız var. Bunları sizlere haber vereceğim arkadaşlar. Ve daha sonrasında birçok arkadaşımızdan talep geliyordu. Yapay zeka altcoin'leriyle ilgili. Yapay zeka altcoin'lerini inceleyeceğiz sizlerle beraber. Birçok arkadaşımız bununla ilgili video talep ediyordu. Daha sonrasında da piyasa haberlerini inceleyip videomuza son vereceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bitcoin analizimizden videomuza hızlıca başlıyoruz. Arkadaşlar Twitter kanalımızı sürekli söylüyorum. Takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Expert alt tire para şeklinde geçiyor ve Binance borsasından kanalımıza özel bir kampanya var bildiğiniz gibi. $500 arkadaşlar 100 arkadaşımıza dağıtılacak. Kişi başı $5 şeklinde. Bunu kazanmak da çok basit. Kazanmak için ödül merkezinden ilk başta arkadaşlar Binance borsasının ödül merkezine giriyorsunuz. Oradan expert para kodunu claim ettiğiniz zaman arkadaşlar 5 BUSD hesabınıza yükleniyor. Daha sonrasında futures işlemler kısmı aktive ederken de referans kodu olarak expert parayı girmeniz gerekiyor. Eğer daha önce futures işlemleri kullanmadıysanız ve ilk defa kullanacaksanız bu $5 alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için de videomuzun açıklama kısmındaki vermiş olduğum linkten Binance borsasına üyeliklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonrasında da $5 alabilirsiniz. Buradan Twitter kanalımızdan bütün etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Yakın zamanda yine arkadaşlar bir çekilişimiz olacak. Bunun için de Twitter sayfamızı takip etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar hemen Bitcoin analizimize başlayalım. Bitcoin'de baktığımız zaman güncel fiyatın $23.400 seviyesinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dünkü mumu incelediğimiz zaman da gördüğünüz gibi nokta atışı arkadaşlar bizim direnç seviyemizden döndüğünü gözlemliyoruz. Direnç seviyemizin $24.295 olduğunu söylemiştim sizlere. Dünkü Bitcoin'in en yüksek görmüş olduğu fiyat da $24.255 seviyesinde şu anda. Ve direnci arkadaşlar bir iğne attı. Bu iğneyle geri aşağıya doğru hareketlendi Bitcoin. Şu anda güncel fiyat $23.400 seviyesinde. Bizim için önemli olan noktalar $24.295'daki direnç noktası ve $21.548'daki ara destek noktasının olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bitcoin zaten arkadaşlar 21 Ocak'tan beridir bu iki nokta arasında akümüle oluyor şu anda. Bir önceki videomuzda da söylemiştim sizlere bu noktalar arasında akümülasyon biraz uzun sürebilir. Çünkü Bollinger bantlarına baktığımızda Bollinger'in şu anda arkadaşlar bant aralıklarının daralmaya başladığını gözlemliyoruz. Bundan dolayı da belli bir süre bu aralıkta akümüle olabiliriz. 24.295 kırması durumunda da bundan sonraki yeni hedefimiz $30.761 olacak. Burası da gördüğünüz gibi yeşil olarak işaretli ve çok önemli bir direnç noktası. Yani bizim yükselişe geçmemizi sağlayacak olan direnç noktası olduğunu sizlere söyleyebilirim. Hemen arkadaşlar MA50, MA100, MA200 değerlerine de baktığımızda MA50'nin MA100'ü bir günlükte yukarı yönlü kestiğini söylemiştim. Ve MA200'ü de yukarı yönlü kesmeye doğru ilerliyor şu anda. MA200 de yukarı yönlü kestiğinde tam olarak Golden Cross oluşumunun olduğunu söyleyebilirim sizlere. Hemen Bitcoin'in dominansına baktığımızda dominansta son 2 gündür düşüş geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bunun sebebini de sizlere hemen söyleyeyim. Bitcoin'de dün arkadaşlar $24.295'daki direnç test edilince birçok insan Bitcoin'de bu direnci aşamayacağını anladı ve Bitcoin satışı yapmaya başladılar. Daha dipten tekrardan toplamak için. Bundan dolayı da arkadaşlar dominans %43.97'ye kadar geriledi şu anda. Dominansta tekrardan yükseliş bekliyorum. Fakat Fed'in bildiğiniz gibi arkadaşlar şu faiz artışını piyasanın biraz daha sindirmesi gerekiyor. Aslında beklenenden daha az oranda faiz artışı gerçekleşti. Fakat dediğim gibi bir süre piyasanın bunu sindirmesi gerekiyor. Altcoin market cap incelediğimizde de $574 milyar seviyesindeyiz şu anda. Altcoin market cap'te de hedefimiz $1 trilyon seviyesi. Hemen korku seviyesini bir kontrol edelim sizlerle beraber. Korku seviyesine baktığımızda bugün 60 puan seviyesindeyiz. Dün de 60 puan seviyesindeydik. Açgözlülük seviyesi arkadaşlar gitgide artmaya devam ediyor. Açgözlülük seviyesi arttıkça ne olacak arkadaşlar? Piyasada, basında sık sık kripto paralarla ilgili haberleri duymaya başlayacağız ve daha sonrasında piyasaya yeni yatırımcılar akın etmeye başlayacaklar. Bunun için de özellikle Bitcoin'de $30.000'daki dirence doğru ilerlememiz gerekiyor. Bunu özellikle söylüyorum.
söylüyorum sizlere. Korku ve açgözlülük seviyesinde, açgözlülük seviyesinin özellikle 100'e doğru yaklaşması demek bizlere arkadaşlar piyasaya yeni yatırımcıların gireceğini gösteren çok önemli bir etmen şu anda bu. Ve 60 puan da gayet güzel bir puan arkadaşlar. Özellikle bugünkü yakalamış olduğumuz açgözlülük puanı. CoinMarketCap'ten hemen piyasayı kontrol edelim. Komple market cap 1 trilyon doların üzerinde hala. 1 trilyon 76 milyar dolar seviyesinde ve baktığımızda arkadaşlar Bitcoin'in market cap'i 450 milyar dolarda, Ethereum'un market cap'i 200 milyar dolarda ve Tether'in market cap'inin de 68 milyar dolar seviyelerinde olduğunu gözlemliyoruz. Son 7 gün içerisinde en çok artış yapan coin'lere baktığımızda Render token'ın %95'lik bir artış yaptığını, Terra Classic USDC'nin arkadaşlar birçoğunuz biliyorsunuz artık 1 dolara endeksli olması bir coin'de, fakat Terra'nın iflasıyla beraber 0.03 dolar seviyelerine kadar geriledi. %82'lik bir artış var. Fakat çok çok tehlikeli coinlerden bir tanesi. Yani yatırım yapmak bir yana sepetlerde bile bulunmaması gerekiyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bunu söyleyebilirim. DYDX coin'e de baktığımızda %42'lik bir yükseliş yaptı son 7 gün içerisinde. 3. sırada yer alıyor. Şimdi arkadaşlar YouTube videolarımıza özellikle birçok arkadaşımızdan yapay zeka altcoin sepeti isteyen birçok arkadaşımız var. Bunun içinde nasıl inceleme yapmanız gerektiğini sizlere anlatmak istiyorum. Ve bir yapay zeka altcoin sepeti sizlerle beraber oluşturacağız şimdi. Arkadaşlar birinci token'ımıza geldiğimiz zaman Ocean Protocol, birçoğunuzun bilmiş olduğu bir coin. Ocean şeklinde kısaltması var. Şu anda fiyat 0.36 dolar seviyesinde ve maksimum arzı 1 milyar 410 milyon adet seviyesinde şu anda arkadaşlar. Marketlerini incelediğimizde Binance'da, KuCoin'de, Coinbase'de, Kraken'de, Bitump gibi büyük borsalarda, Bitfinex gibi büyük borsalarda bulunduğunu gözlemliyoruz. Bir AI sistemi arkadaşlar, yani ne demek? Yapay zeka sisteminin coinlerinden bir tanesi. Ocean Protocol 0.36 dolar seviyesinde ve tüm zamanlarına baktığımızda da zirve olarak arkadaşlar 1.71 dolar seviyesini gören bir altcoin. Fakat adet olarak biraz fazla arkadaşlar. Diğer az sonra inceleyeceğimiz altcoinlere baktığımızda biraz maksimum supply'sinin yüksek olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bir diğer arkadaşlar yapay zeka altcoin'i Fetch AI, birçoğunuzun bilmiş olduğu coinlerden bir tanesi. Kısaltması FET şeklinde geçiyor ve 0.27 dolar seviyesinde şu anda. Yine yapay zeka tokenlarından bir tanesi. Gerek NFT sistemini gerekse yapay zeka sistemini kullanıyor arkadaşlar. Ve Cosmos, yani Atom'un ekosistemi üzerinde oluşturulmuş olan coinlerden bir tanesi. Bildiğiniz gibi ön satışını da Binance düzenlemişti Fetch AI'nin. Ve maksimum arzı 3.5 milyar adet civarında şu anda. Fiyat olarak 0.28 dolar seviyelerinde. Borsalarında da yine Binance, Coinbase, Kraken gibi büyük borsalarda bulunuyor. 24 saatlik hacim olarak da 53 milyon dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Hemen Ocean'ın da 24 saatlik hacmine bakalım. 43 milyon dolar civarında. Yani arkadaşlar bunların 24 saatlik hacmi yüksek coinler birçok büyük borsada bulunmalarından kaynaklanıyor. Fakat şimdi asıl arkadaşlar benim radarıma giren altcoin'lere geliyoruz yapay zeka sisteminde. Numerator arkadaşlar kısaltması NMR şeklinde geçiyor. Şu anda 17 dolar seviyesinde ve dolaşımdaki adeti 5 milyon 888 bin adet sadece. Maksimum arzı da 11 milyon adet. Bundan dolayı arkadaşlar Numerator token'da ciddi yükselişler gelebilir. 17 dolar seviyesinde şu anda dediğim gibi. Marketlerini incelediğimizde marketlerde de Binance'da, Coinbase'de, Bitump'da, KuCoin'de, yine bütün büyük borsalarda Bittrex'te, OKEx'te hepsinde bulunduğunu gözlemliyoruz. GTO borsasında da bulunuyor. Yine bu videomuzun açıklama kısmında arkadaşlar hem Binance hem MXC hem GTO borsalarının referanslı linkim bulunacak. Buradan da arkadaşlar borsalara üyelik gerçekleştirebilirsiniz. Bu yapay zeka altcoin'lerini de temin edebilirsiniz arkadaşlar. Numerator benim yapay zeka altcoin sepetimdeki en çok güvendiğim altcoinlerden bir tanesi. Daha sonrasındaki arkadaşlar en çok güvendiğim coinlerden bir tanesi de Parsec arkadaşlar. Kısaltması PRQ şeklinde geçiyor. 0.126 dolar civarında şu anda ve hacmine baktığımızda 3 milyon 645 bin dolarlık bir hacmi var. Maksimum arzı 500 milyon adet. Bu coin'in arkadaşlar en az 0.50-0.75 dolar seviyelerinde olması gerekiyor.
gerekiyor. Fakat Binance borsasında olmaması bu coin'in önünü de biraz kesiyor arkadaşlar. Baktığımızda Coinbase gibi yine büyük bir borsada yer alıyor. KuCoin'de, Huobi'de, Gateo'da bulunduğunu gözlemliyoruz. Yine MXC borsasında da bulunuyor. Fakat Binance borsasına da girmesini ben yakın olarak gördüğüm coinlerden bir tanesi. Zaten Binance'a da girerse ve yüksek hacim gelirse arkadaşlar 0.30 0.40 dolarları çok rahat görebilecek yapay zeka coinlerinden bir tanesi de Parsec arkadaşlar. Ve son yapay zeka coinimizi de incelediğimizde IEXH arkadaşlar, RLC coin şeklinde geçiyor. 1.72 dolar seviyesinde şu anda fiyatı. 80 milyon adet arkadaşlar dolaşımda arzı var ve maksimum arzı da 87 milyon adet, yani 7 milyon adet sadece piyasaya sürülmemiş ve 24 saatlik hacmi de arkadaşlar 9 milyon dolar civarında şu anda. Piyasalarına hemen bakalım. Binance'da, Coinbase'de, KuCoin'de, Kraken'de, yine büyük borsalarda bulunan birçoğunuzun bilmiş olduğu coinlerden bir tanesi yapay zeka sistemini kullanıyor ve marketplace sistemi var arkadaşlar. DeFi ekosistemini de kullanan altcoin'lerden bir tanesi. Yani hem DeFi kullansın hem arkadaşlar yapay zekayı kullansın diyorsanız da RLC coin'i tercih edebilirsiniz. Bu altcoin'lerden dediğim gibi arkadaşlar en çok güvendiklerimin Numerera ve Parsec olduğunu da sizlere söyleyebilirim. Sepetlerinizde bu altcoin'lerden az miktarda da olsa bulundurabilirsiniz yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Hemen piyasanın önemli haberlerini inceleyelim bir de arkadaşlar. Marathon 2 yılın ardından ilk defa Bitcoin sattı. Bu da arkadaşlar dediğim gibi büyük kurumsal şirketlerinde Bitcoin satımı yaptıklarını bu aralar gözler önüne seriyor. Bitcoin varlıkları açısından en büyük ikinci madencilik şirketi Marathon Digital 2 yılın ardından ilk defa Bitcoin sattığını açıkladı. Dediğim gibi dominansın neden düştüğünü de bu haber bizlere gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde büyük şirketlerden 3-4 tanesi daha satış yapsa dominansı da ciddi manada düşüşler görebiliyoruz. Arkadaşlar bir diğer haberimize baktığımızda kurumsal yatırımcıların %72'sinin kripto yatırım planı bulunmuyor. Bunun ilerleyen süreçlerde daha da yüzdesel olarak aşağılara düşeceğini sizlere söyleyebilirim. Çünkü kurumsal yatırımcılardan birçoğu da şu anda arkadaşlar bunun tasarısını gerçekleştiriyorlar. Bakıyorlar arkadaşlar, kripto paraların sistemini inceliyorlar. Blockchain sistemini inceliyorlar. Yakın zamanda arkadaşlar bu oran %72'den daha da aşağılara ineceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Biraz daha özellikle piyasada FOMO dalgasının yayılmasıyla beraber kurumsal şirketlerin çoğunluğu da piyasaya girecekler arkadaşlar, kripto para piyasasına. Ve son haberimize baktığımızda da Fed Şubat 2023 faiz kararını açıkladı. Federal Rezerv arkadaşlar Şubat 2023 faiz kararında 25 bas puanlık bir artışa gitti. Piyasa aslında 50 bas puanı fiyatlamıştı. Fakat arkadaşlar 25 bas puan gelince gördüğünüz gibi Bitcoin'de 24.295 direnci test edildi. Özellikle 21 Ocak'tan beridir buraya çıkamamıştı arkadaşlar ve artık direnci Bitcoin test etmeye başladı. Özellikle 30 bin dolara olan bir yükselişte MA50'nin de MA200'ü rahatlıkla yukarı yönünü kesebileceğini sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizlere bol bol kazandıracak bir video olur arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla bol bol kazançlar dilerim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.